Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki Kasım ayında bitirdik ve Aralık ayına başlayacağız. Bu Aralık ayında neler yapmanız lazım? Nasıl çalışmanız lazım? Tabii ki planınız nasıl olacak? Önceliğimiz plan olacak. Plan hazırladım ben size. Onun üzerinde konuşacağız. Ve bu Aralık ayında çok iyi bir şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz onu konuşacağız. Arkadaşlar bunları yani bu videoya geçmeden önce tabii ki bu tür videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tabii ki videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hadi geçelim videoya. Arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz daha yeni açıklamalarda bulundu ve ben takip ettim. Şeyle ilgili yani müfredatla ilgili hiçbir şey söylemedi. Yani eğitimle ilgili çok bir şey söylemedi. Zaten Ziya Selçuk açıklar açıklamaz ben sizlere onları ulaştıracağım. En kısa zamanda hiç sıkıntı yapmayın. Beraber onları değerlendiririz. Müfredat nasıl olacak? Nasıl daha iyi çalışabilirsiniz? Neler yapmanız lazım? Onları da konuşacağız. Hiç sıkıntı yapmayın. Öncelikle Aralık ayını nasıl değerlendireceğiz? Arkadaşlar Aralık ayı bizim için önemli. Kesinlikle önemli. Neden? Çünkü 6 ayımız kaldı. Bu Aralık ayını verimsiz geçirirsek 5 ay kalıyor. Yani gerçekten az bir süremiz kalmaya başlıyor. O yüzden bu Aralık ayını sen çok iyi değerlendirirsen rakiplerinin üzerine çok fazla çok iyi bir şekilde çıkacaksındır. Bir anda çıkacaksındır. Bu Aralık ayı kırılma ayıdır aslında. Sen ne kadar verimli çalışırsan, ne kadar düzenli çalışırsan bu Aralık ayını ne kadar çok böyle iyi bir şekilde değerlendirirsen o kadar senin için iyi olacaktır. Bizler de sizin yani iyi geçirmeniz dileğiyle hep yanınızda oluyoruz. Pomodoro'lar yapıyoruz. İşte sorular çözüyoruz, konular anlatıyoruz. İşte eğlenmeniz amaçlı farklı şeyler yapmak amaçlı bilgi yarışmaları yapıyoruz. Yani bu tür tabii ki yani devam edeceğiz. Yani bunları kesinlikle devam ettireceğiz. Çünkü bizim için önemlisiniz. Çünkü biz istiyoruz ki güzel yerlere gelin. İşte güzel mevkilerde olun. Güzel meslekler edinin istiyoruz. Onun için de sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Tabii siz de bizi desteklersiniz. Zaten destekliyorsunuz. Onun için de teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Aralık ayı ne yapacağız? Aralık ayı planımız nasıl olacak? İlk önce bir Aralık ayı planını bir konuşalım isterseniz. Ben sizin için güzel bir plan hazırladım. O planı bir inceleyelim. Arkadaşlar planımız bu şekilde. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar olmak kaydı. Bugün pazartesi de bugün geçti. Ben hatta şöyle bir kıyak yaptım sizlere. Ders ders, konu konu. Kaç tane soru çözmen lazım? Onları bile yazdım. Çünkü senin için önemli. Çok söylediniz hocam. Ya hocam ben soru çözeceğim ama çarpanlardan, katlardan mı çözsem, üstü ifadelerden mi çözsem, ne kadar çözeyim ya da hangi dersi çalışayım falan dediğiniz çok oluyor. O yüzden ben size güzel bir şekilde plan hazırladım. Bunu da PDF olarak atacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle Salı günü. Arkadaşlar, çarpanlar ve katlardan 25 soru, üstü ifadelerden 25 soru yazdım. Şimdi şöyle bir durum olabilir ama. Ya hocam ben işte gerçekten de daha hızlı çözüyorum, iyi çözüyorum dersen bunları arttırabilirsin. Mesela 25 değil de 30 yap. İşte 25 değil de 35 yap. Bu şekilde yapabilirsin. Genel olarak ama bizim yani genel seviyede yaptığımız plan bu şekilde olacak arkadaşlar. Çarpanlar ve katlardan 25 soru yazdım. Üstü ifadelerden 25 soru yazdım. Yani matematik için pasalı günü bu şekilde konuşacağız. Mevsimler ve iklim 25 soru. DNA ve genetik kod 25 soru. Bir kahraman doyur 20 soru. Paragraf 20 soru. Her gün paragraf çözelim arkadaşlar. Ve her gün paragraf yaz. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi çarşamba, perşembe, cuma diye gidiyor. Bakın her gün arttırdım sayıyı. 140 iken 150, 160, 165 yaptım. Diğer hafta daha da arttıracağız. 200'leri göreceğiz, 250'leri göreceğiz, 300'leri göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi yavaş yavaş yapacağız. Bunu öncelikle ben şey istiyorum. Yani alışın arkadaşlar. Alışmayı deneyin. İşte düzen haline getirmeye çalışın bunları, bu çalışmaları. Ve bu şekilde devam ettirin istiyorum. Bütün konular var. Bütün derslerin bütün konuları var arkadaşlar. Ve biz bütün hepsini böyle hemen hemen bir ayda neredeyse bitirmeye çalışacağız plan doğrultusunda. Ama büyük iş sizde. Yani gerçekten büyük iş sizde olacak arkadaşlar. Ben mesela buraya hedefler gerçekleşti mi diye bir anket de oluşturdum. Küçük bir anket. Eğer birinci günü hedeflediysen tak işaretle evet de. Ama hedefini gerçekleştirmediysen lütfen hayır yaz. Yani hayır işaretle ve bunu haftanın sonunda pazar günü ben Pomodoro yapacağım. Pomodoro'da bunları isteyeceğim. Arkadaşlar şunları çekin bana atın bakalım kimler neler yapmış göreceğim. Ama lütfen samimi olun. Yani hedeflerinizi gerçekleştirdiyseniz evet yazın. Değilse hayır. Ona göre ben planlarınızı diğer haftaya göre ayarlayacağım. Daha güzel, daha böyle işte sizin hedefinize göre ayarlayacağım. Cumartesi de 165 soruluk bir plan oluşturdum. Ondan sonra pazar günü zaten biliyorsunuz ki konuların birçoğunu işledik. Biz işlediğimiz konulardan ben sizlere sorular yazdım.
O yüzden yani istemediğiniz konularla ilgili sorular yazmadım zaten. Ama ilerlemiş olan arkadaşlarınız olabilir. Onlar için çok bir şey diyemem ama genel olarak işte matematikte diyelim ki üstlü ifadeler, çarpanlar, katlar, karekökli ifadeler bitmiş olacaktır. Bir analize hemen hemen başlamış olacaksınızdır. Ama genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ben ona göre hazırladım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi pazar günü önemli. Pazar günü genel deneme ve analiz yapacaksın. LGS hocam Pomodoro. Pomodoro çok önemli arkadaşlar. Pomodoro'ya kesinlikle katılın istiyorum. Çünkü 10 saat Pomodoro yapıyoruz. Orada genel deneme yapın. Genel deneme yapacaksınız. Genel denemenin analizlerini yapacaksınız. O yani kesinlikle arkadaşlar kaçırmanızı istemiyorum. Genel denemeler yani genel denemeleri yapın o Pomodoro'larda ve tüm haftanın genel tekrarını istiyorum arkadaşlar o Pomodoro'larda. Mesela işte tüm hafta boyunca hangi konuları işledin? Yeni konular vardır yani yeni konulara geçiyorsunuz ya onların hepsini genel tekrarını yapın istiyorum arkadaşlar. Pazar günü de biraz dinlenin ya arkadaşlar. Takip ettiniz. Şimdi gelelim sizden istediğim bazı şeyler var. Onlar neler onlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Lütfen ama lütfen kendinizi takip edin. Kendinizi nasıl takip edeceksiniz? Bu Aralık ayını lütfen takipli şekilde geçirin. Bak ya bir şey yap yani ben senin için oluştururum ama sen de yapabilirsin. Ya bir böyle tablo oluştur kendine. İşte günlük tut yani. Günde kaç tane soru çözdün? Matematikten kaç soru çözdün? İşte fizik diyorum. Fenden kaç soru çözdün? İşte Türkçeden kaç soru çözdün? Bunların hepsini lütfen ama lütfen kendine not al. Çünkü bazılarımız bilmiyor. Yani sen kendini çalıştın sanıyorsun. Bakacağın zaman bir bakacaksın. Lan hiçbir şey yok ki. Ben nasıl çalışmışım diyeceksin. Yani kendimizi biz takip edersek eğer gerçekten daha çok verimli olacaktır. Hem kendimizi takip edip o verimi aldığımızda biz diyeceğiz ki ya arkadaş evet ben gerçekten 150-200 soru çözüyormuşum ama diğer tarafta sen aslında çalıştığını sanıyorsun ama aynı yerde duruyorsun sürekli. Mesela günde 10 tane soru çözenler var. Ama diyor ki adam ben her çalıştım var mükemmelim diyenler var. Arkadaşlar böyle olmaz. Kendimizi bir takip edelim. İşte kaç soru çözdük, ne yaptık, kaç tane konu çalıştık, hangi konudayız, hangi alandayız. Yani bunları bilerek çalışalım ki aralığı o şekilde değerlendirin lütfen. Yani bunu sizden istiyorum arkadaşlar. Kendinizi kesinlikle ama kesinlikle takip etmenizi istiyorum. Bir günlük tutun. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben de bakarım onlara. Sizler arkadaşlar kesinlikle böyle her gününüzü mesela atın bana. Ben onlara bakayım. Beraber değerlendirebiliriz, konuşabiliriz. Güzel olur. Hatta Instagram'dan paylaşalım onları. Herkes yani insanların arkadaşlarınız da motivasyonları artsın. İşte Yenilmezler sınıfından Ayşe bu kadar soru çözdü. Bugün bunu yaptı. Hem de sizin şeyiniz olsun. Yani hem nasıl diyeyim? Size böyle bir motivasyon olsun. Size böyle yapmanızı böyle şey gerektirir. Yani artı bir avantaj olsun size. Yani yapmanız için bir motivasyon olsun. Yapın, yapın istiyorum çünkü. Çünkü arkadaşlar gerçekten değerli. O yüzden ben sizlere planı oluşturdum. Planı PDF olarak atacağım. Hiç sıkıntı yok ama önemli olan bunları gerçekleştirebilmek. Arkadaşlar lütfen gerçekleştirin. Yani sana çok mu geldi ya? Biraz azaltabilirsin. Azalt yani hedeflerini biraz azaltabilirsin ama yani hedefimiz yüksek olduğu için biz yenilmezler sınıfı olduğumuz için bence şu anlık çok güzel bir plan oldu. Çok güzel bir hedef oldu bence bu. Yani herkesin yapabileceği türde hedefler var. Yani akşam 4'ten sonra bile başlasan hemen hemen yetiştirirsin. Arada mesela aralarda al mesela Türkçe çöz, inkılap çöz mesela. İşte İngilizce çöz. O böyle yani rahatlatıcı yani çok zor olmayan dersleri çöz mesela. Yani araları da değerlendirebilirsiniz. Tabii nefes de almayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle bunlardan bahsettim. Ben bunların devamını getireceğim. Ama dediğim gibi ben sizleri cumadan cumaya artık takip edeceğim. O Pomodoro'larda sizler bana bilgilerinizi atacaksınız. Orada ders çalışırken ben o bilgilerinizi analiz edeceğim. Ondan sonra diyeceğim ki ya Ayşe burada mısın diyeceğim. Ne yaptın sen böyle 500 soru çözmüşsün falan diyeceğim. Yani o şekilde sizleri her hafta bu şekilde takip de edeceğim. Bakalım Yenilmezler sınıfı nereye gidiyor, neler yapacak, Aralık ayını nasıl geçirecek. Ondan sonra Aralık ayı ile ilgili değerlendirme yapacağız. Pazartesi günü yani yarın diyorum. Salı günü de pazartesi diyorum. Yarın olacak. Karma karışık oldu. Salı günü arkadaşlar böyle bir geçen ayın değerlendirmesini yapalım sizlerle. Neler yaptınız, neredesiniz, durumunuz nedir bir değerlendirme canlı yayını yapalım yarın. Orada da gelin konuşalım. Yani bu şekilde yapacağız, devam edeceğiz. Aralık ayını kesinlikle arkadaşlar boşlamayın. Çok önemli bir ay. Biliyorum boşlamayacaksınız zaten. Güzel bir şekilde de çalışıyorsunuz. Ben her zaman yanınızdayım biliyorsunuz. Her zaman yanınızda da olacağız. İnşallah da o hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. O liseler kazanıldı dediğimizde içimiz rahat edecek. Oh be diyeceğiz. Hedefimiz buydu ve hedefimizi gerçekleştirdik diyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız ama ona göre. Yani ya hocam ben yoruldum. Ya hocam ben işte pes ediyorum. Ya hocam ben yenilmezlerden çıkacağım falan filan. Ben bunları dinlemiyorum ha.
Bunlar olmayacak arkadaşlar bizde. Yenilmezler sınıfına giren bir daha çıkamıyor. Sonuna kadar devam edecek. O liseleri kazanana kadar devam edecek o yenilmezler sınıfa. Çıkanı çıkartmıyoruz. Yani zorla kazanacaksın o. O liseyi zorla kazandıracağız sana. İnşallah. Tabii sen de biraz emek et yani. Koştur kendi. Ya en azından bu dediklerimi yap. Yani çok da bir şey istemiyoruz aslında sizden. Böyle standart şeyler istiyoruz. Düzenli bir şekilde bunların hepsini düzenli yap. İnan düzenli bir şekilde çalış. Yani istediğin her okula gidersin. Ben öyle diyorum. Ama o düzeni kesinlikle sağla. Lütfen. Her şey sende bitiyor. Sende de bittiğine göre sen de yenilmezler sınıfında olduğun için de bunu kesinlikle başaracaksın. Ben sana çok inanıyorum. Ben sana güveniyorum. O liseleri kesinlikle kazanacaksın ve gideceksin. Ben elinden gelenin fazlasını yapacağım. Planların doğrultusunda çalışacağız. Planları da beraber yapacağız. İnşallah güzel yerlere geleceksiniz. Arkadaşlar bir şeyiniz varsa, bir sıkıntınız varsa yorum kısmına bekliyorum. Gelin yorum kısmına yazın. Bir de çıkmadan beğenirseniz çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.